biz işçilerin emeklerinin temsilcisi olduğumuz bir yerde hiçbir emeğe yönelik saldırıya karşı sessiz kalmayacağız. Kalmayacağımız, sessiz kalmayacağımızı da buradan deklare ettiğimiz gibi basın metnimizi de sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. İşçi cinayetlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına karşı iş bırakan 3. Havalimanı işçilerinin talepleri 15 Eylül 2018 Cumartesi günü sabaha karşı gerçekleşen polis ve jandarma baskınıyla bastırılmak istendi. Yaklaşık 500 işçi devletin kolluk güçleri tarafından gözaltına alınarak taşeron şirketlerin araçlarıyla karakollara taşındı. Soruyoruz, iş kazalarına karşı önlemler alınsın, yatakhaneler, banyolar temiz olsun, tahta kurusu sorunu çözülsün, maaşlar elden verilmesin, SGK ve vergi hırsızlığı yapılmasın, ücretler zamanında ödensin, taleplerini karşılanmayacak talepler olarak görüp işçilere saldırı emrini veren kim? Bunu buradan soruyoruz. Hukuk dışı ve insanlık dışı 18. yüzyıl çalışma koşulları sona erdirmek yerine işçilerin üzerine kolluk gücü gönderilmesi, işverenler ile ülkeyi yönetenlerin ortaklığının açık bir itirafıdır. Jandarma karakollarının önündeki taşeron şirket imzalı gözaltı araçları bu düzenin sembolü olarak tarihe geçmiştir. Belli ki devletin birçok ihalesinin torpillisi olan, vergileri sıfırlanan, doğayı yok eden, emeği yok sayan, projeleriyle bilinen, millete yönelik küfürleriyle namlanan 3-5 şirketin güvenliği, işçilerin iş güvenliğinden, sağlığından, yaşamından önemlidir. AKP iktidarı, köle değiliz diyen havalimanı işçilerini gözaltına alarak, Türkiye'nin tüm işçi ve emekçilerine, hayır, kölesiniz yanıtını vermiştir. İnsanlık dışı çalışma koşullarını devletin zor aygıtları kullanarak dayatanlar bilsin ki 29 Ekim'de bir siyasi gösteri ile açmak istedikleri havalimanı doğa katliamıyla, iş ölümleriyle, işçilerin haklı taleplerinin zor kullanarak ezilmek istenmesiyle, yandaşları zengin eden dev üzerinden garantili sözleşmelerle alınacaktır. Kara lekelerin daha da büyümemesi için gözaltına alınan işçiler derhal serbest bırakılmalıdır. İşçilerin tüm talepleri karşılanmalıdır. İşçilerin talepleri nedir? Habersiz şekilde işten atılan işçiler iade edilsin. Servis sorunu çözülsün. Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılsın. Tahta kurusu sorunu çözülsün. Maaşların tamamı hesaba yatırılsın. Elden maaş ödenmesi yapılmasın. Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödensin. 6 aydır maaşları yatırılmayan işlerin ödemeleri yapılsın. İş cinayetleri çözülsün. Revir personeli işlerle ilgilensin. Gerekli sağlık malzemelerinin temini sağlansın. İşlere dönük aşağılayıcı muamele engellensin. İşçi ve formeller aynı yemekhanede yemek yesin. Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın. Bayram ikramiyesi verilsin. Azerbaycanlı işçilerin bulunduğu ekibin başı Selim Öztürk yarattığı mağduriyet dolayısıyla işten atılsın. İşçi kıyafetleri verilsin. Serviste geçen süre mesai olarak verilsin. Bu taleplerin kabul edildiği basın karşısında okunsun. İşçilerin istedikleri bu talepler en insani taleplerdir. Türkiye'nin İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne attığı imzanın altında da bu taleplerin karşılanması zorunludur. İLO Sözleşmesi'ne attıkları imza karşısında da bu taleplerin uygulanması zorunludur. Buna rağmen uygulanmayan bu talepler tabii ki iktidarın sorumludur, iktidarın emridir, iktidarın görüşüdür diye anlıyoruz. Bunun için de biz iktidarı tekrar uyarıyoruz. Bu ülkenin %99 emekçi kesimini, üretenini, işçisini, esnafını, kadını, öğrencisini, akademisyenini, gencini görmezden gelemezsiniz. Yarın bu şirketlerin hepsi sizinle beraber batıp gidecek diyorum ve bütün katılımcılara teşekkür ediyorum.